Karadeniz kıyılarımızda boğulma olayları diğer kıyılarımıza oranla daha sık görülüyor. Karadeniz'e özgü çeken akıntı bölgedeki denizde boğulma olaylarının %68'inden sorumlu. İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki plajlar dahil bütün Karadeniz kıyılarında var olan çeken akıntıya karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz? Şimdi aklınıza kalacak birkaç ipucu gelecek yaz hayatınızı kurtarabilir. Unutmayın ki öğrenmenin mevsimi yoktur ve güvenli yaşam için alacağımız küçük önlemler büyük üzüntüleri önler. İzliyoruz. Çeken akıntılar kıyıdan açıklara hareket eder. Rüzgarlı havalarda deniz dalgalıyken görülür. Dalgalar ne kadar yüksekse çeken akıntı o kadar güçlü demektir. En usta yüzücü bile bu güce karşı yüzemez. Dalgalı havalarda denize girmeyin. Denizin belli bir bölgesinde su rengi diğer bölgelerden belirgin biçimde farklıysa, su ileriye doğru sanki bir kanal boyunca ama karışarak devam ediyor gibi görünüyorsa, kıyılardan açıklara düzenli bir biçimde ilerleyen köpükler oluşmuşsa, kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma ve düzensizlik varsa, o bölgede çeken akıntı olabilir. Rüzgar dalgaları, dalgalarda deniz dibini etkiler. Deniz dibinde iki kum tepeciği arasında oluşan çukurluk çeken akıntı üretir. Çeken akıntıya kapılırsanız ilk kural sakin olmaktır. Akıntı sizi dibe çekmez, açığa doğru çeker. Çırpınmayın, bırakın su sizi ileriye sürüklesin. Tek yapmanız gereken su üzerinde kalmaya çalışmaktır. Kıyıya doğru yüzmeye çalışmayın. Akıntının gücüyle baş edemezsiniz. Korkmayın, akıntı ileride zayıflayacaktır. O zaman sağa veya sola yüzerek akıntıdan kurtulabilirsiniz. Dikkat! Kıyıya doğru değil, kıyıya paralel yüzeceksiniz. Akıntıdan kurtulunca kıyıya doğru yüzmeye geçebilirsiniz. Yüzemiyorsanız elinizi kaldırarak çevredekilerden yardım isteyin. Güvenli bir deniz keyfi için can kurtaran bulunan plajları seçin. Tek başınıza denize girmeyin. Kıyıda kurtarma malzemeleri ve iyi yüzme bilenler varsa daha güvendesiniz demektir. Denizdeki yakınlarınızı, özellikle çocuklarınızı gözlemleyin. Denize yüzmeye engel olacak giysilerle girmeyin.